farklı platformlardan izleyebilirler. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz, bugün hocalık katliamının 32. yıl dönümü sebebiyle düzenlediğimiz bir etkinlikte bir aradayız. Şimdi etkinliği planlarken benim aklıma hocalık katliamının yaşandığı yıllar geldi. Ben o zaman 12-13 yaşında bir çocuktum ve o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Yani Azerbaycan'dan çok kötü haberler, çok kötü görüntüler geliyordu ve bizler, büyüklerimiz, çocuklar bu haberleri gözlerimiz yaşla izliyorduk. Ve gerçekten hani orada yaşanan acı Türkiye'de de derinden hissediliyordu. Yani aynı duyguyu 6 Şubat depreminden sonra da yaşadık. İşte 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden sonra Azerbaycan'dan gelen görüntü bizi gerçekten çok duygulandırdı. Yıkık dökük bir arabayla depreme katkı sağlamak için yola çıkmış bir Azerbaycanlı kardeşimizin görüntüsü gerçekten Türkiye'yi çok duygulandırmıştı. Ki zaten hani iki kardeş ülkenin hassasiyetinin en büyük göstergelerinden bir tanesi de Bartın Üniversitesi. Hocalı'dan yüzlerce, binlerce kilometre uzakta bir üniversite her yıl Hocalı katliamını anma etkinliği düzenliyor. Bu gerçekten çok anlamlı, çok değerli. Üniversite için de bizim için de çok değerli. Ve şunu söyleyebilirim. Bu hassasiyet aslında hani bizim işte kardeşliğimizin en büyük göstergesi. Tabii ki bu etkinlikteki amacımız işte düşmanlıkları kışkırtmak, düşmanlıkları beslemek değil. Ama Ali Ezzet Begoviç'in çok güzel bir sözü var. Unutulan her katliam, her soykırım, her acı tekrar eder. Bunun için unutmamalıyız. Yani bu konuda maalesef çok çabuk unutuyoruz. Belki millet olarak en önemli zaafımız bu. İşte Balkanlardan Kafkaslara kadar tarihsel gelişim süreçleri içerisinde çok büyük acılar yaşamışız. Çok büyük katliamlara uğramışız. İşte Hocalı katliamı çok yakın, Bulgaristan'daki işte göç olayı çok yakın ama ne yazık ki çok çabuk unutuyoruz. Bunu unutmamalıyız. Yani bu farkındalığa sahip olmalıyız ve bu farkındalığı özellikle gençlerimize de aşılamalıyız. Bu yıl etkinliği düzenlerken Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü olarak dedik ki biz bu yıl Hocalı katliamını farklı bir boyuttan ele alalım. Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki işte hocalarımızla Bakü Devlet Üniversitesi'nde öncelikli olarak Doçent Doktor Alemdar Cabbarlı hocama çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak ona açtım bu konuyu ve memnuniyetle katılacaklarını, kabul edileceklerini söyledi. Çünkü evet çok büyük bir katliam yaşandı ama bu katliamla beraber çok büyük bir kütüphane yıkımı da yaşandı. Bu tür işgallerin kaçınılmaz bir sonucu. Oradaki kültürel mirası, oradaki millete ait değerleri yok etmek için ilk önce maalesef kütüphanelerden, arşivlerden başlıyor tahribat. Sonrasında yaşanan süreçte de bu kütüphanelerin yeniden tasarlanması, bu da çok güzel bir gelişme. Bunları hakkında şöyle detaylı bir karşılıklı bilgi alalım istedik. Ve şunu söyleyeyim, öncelikli olarak bu tür işbirlikleri gerçekten çok önemli. Kütüphanecilerin de bu tür güzel işbirliklerinde çok önemli rolü, misyonu oluyor. Eminim bu etkinlik çok daha güzel işbirliklerine, çok daha güzel çalışmalara, çok daha güzel etkinliklere, projelere, yayınlara bir vesile olacaktır. Profesör Doktor Birgül Koçak Oksay hocamız da, dekanımız da şu an bağlandı. Dilerseniz bir kısaca sözü ben Birgül hocama bırakmak istiyorum. Tekrar başta Alemdar Cabbarlı olmak üzere Parviz hocama, Kıynas hocama, Nadir hocama çok çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah güzel bir etkinlik olacak. Bundan sonraki yapılacak etkinlikler için de güzel bir milat, güzel bir başlangıç olacak. Birgül hocam buyurun. Teşekkürler Ahmet Hocam. Teşekkür ederiz sayın katılımcılarımız. Sizler de hoş geldiniz.
Bizim üniversitemizin ve fakültemizin etkinlik takviminde en önemli yer tutan etkinliklerden bir tanesidir bu. Düzenli olarak yapılan çalışmalarımızdan bir tanesi. Ahmet hocama da bu toplantıya vesile olduğu için, organize ettiği için teşekkür ediyorum. Sözü katılımcılarımıza devredeyim. Çünkü vakit biraz geçmiş, ben de geç kaldım, kusura bakmayın. İnşallah güzel, verimli bir toplantı olur. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben öncelikli olarak sözü Bakü Devlet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Fakültesi Dekanı Alemdar Cabbarlı hocama bırakmak istiyorum. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim Ahmet Hocam. Sayın Dekanımız Birgül Koçak Hanım'ı salamlayacağım. Katılımcıların her birini salamlayacağım. Çok teşekkür ederim Bartın Üniversitesi'ne. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Orhan Uzun başta olmakla herkese salamlarımızı çattırdık ve şükranlarımızı çattırdık. Ben bilirim ki Bartın Üniversitesi her yıl Xocalı faciasının, Xocalı soykırımının il dönümünde etkinlikler düzenleyir. Her yıl bu faciəni yad edirlər. Bu il ise hürmetli Sayın Ahmet Hoca'nın teklifiyle biz bunu birgə geçirmek kararına geldik ve düşünürüm ki çok yaxşı bir karar verdik. Bizim hocalar da bunu çok memnuniyetle karşıladılar. Hem de bu bilgi ve belge alanında çalışan hocaların, öğrencilerin bir araya gelmesi için hem de bir fırsat gibi de değerlendirdik ve düşünüyorum ki növbəti tedbirlerimizin, növbəti etkinliklerimizin bir temeli koyulacak. Bugün bilirsiniz ki dünyada Azerbaycan'la Türkiye kadar birbirine yakın ikinci bir devlet yoktu. Yani bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz dostluktan da, kardeşlikten de daha yukarı bir məqamda dayanır. Türkiye olmayan yerde Azerbaycan onun sözünü deyir. Azerbaycan olmayan yerde Türkiye onun sözünü deyir ve bu mənada biz həmişe bir yerdeyik ve her iki de halkın büyük oğulları Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın kədəri bizim kədərimiz, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir ve bizim ulusal liderimiz Haydar Əliyevin bir millet, iki devlet kelamı, iki devlet arasında, halklar arasında bir yol haritasıdır ve bugün de Azerbaycan'la Türkiye arasında olan münasibetler özünün en yüksek zirve noktasına çatıptı. Her iki Cumhurbaşkanının şeyleriyle Azerbaycan ve Türkiye arasında dostluk ve kardeşlik münasibetler en yüksek seviyededir. Tekce Şuşa'da imzalanmış Şuşa beyannamesi kifayet kadar demeye esas verir ki bütün dünya artık Türk Birliği'nin gücünü görür ve Azerbaycan'la Türkiye ile hesaplaşır. Xocalı faciasının bu 32. yıl dönümü bizim için daha bir gururlu şəraitdə geçir. Çünkü ilk defadır ki bu yıl Xocalı faciasının yıl dönümünde artık orada Azerbaycan askeri var. Artık orada Azerbaycan'ın bütün suverenliği bərpa olunubdur. 20. ildə qardaş Türkiye'mizin mənəvi siyasi dəstəyi Azerbaycan kendi torpaqlarını işğaldan azad etdi. Qarabağı işğaldan azad etdi və o separatçı dəstələr hələ də bəzi qalıqlar Xankəndində, Xocalıda qalırdı. Amma ötən ilin sentyabr ayında cəmi bir günlük aparılmış antiterror əməliyyatları nəticəsində Azərbaycan bütün ərazi bütövlüyünü bərpa etdi və bugün bizim üçün çox sevindirici hadisədir ki, məhz bugün Azərbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Əliyev Xocalıdadır və Xocalı soyqırımının qurbanlarının anısına ucaldılacaq memorial abidənin anıtın təməlini qoyubdur. İnşallah biz Xocalıya da dönəcəyik və dönmüşük. Sakinlerimiz de oraya qayıdacaq ve Xocalı bərpa olunacaq ve o cümleden Xocalı'da, Qarabağ'da dağıdılmış kitabxanalar da bərpa olunacaq. Yeni Türk modeli esasında bu kitabxanalar bərpa olunacaq. Mən digər hocalarımıza vaxtlarını almamaq için çıxışımı burada, sonumu burada bitirirəm. Tekrar Ahmet hocam size Bartın Üniversitesi'nin akademik hayatına herkese teşekkür bildirirəm. Var olsun Türkiye'miz, var olsun Azerbaycanımız.
Bir millet iki devlet kardeşliği ebedi olsun. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Alemdar Hocam'ın açılış konuşmasından sonra ben sözü Doçent Doktor Kıynaz Aslan Hocam'a bırakmak istiyorum. Hocam buyurunuz. Kıynaz Aslan Hocam da Bakü Devlet Üniversitesi Editörlük ve Yayıncılık Bölüm Başkanı. Buyurunuz hocam, söz sizde. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Her birinizi buradan alkışlayıram, salamlayıram, uğurlar arzulayıram. Eminim ki bizim birge toplantımız gelecekte teşkil edeceğimiz, düzenleyeceğimiz tedbirler için bir rol oynayacak. Ona göre her birinize uğurlar arzulayıram ve istedim ki kısa zaman ərzində Xocalı soykırımından bağlı, Xocalı soykırımından Xocalı zəfərinə gedən yol hakkında kısaca bilgi verim, hatırlatma aparım. Var olun ki siz de bizden bir yerde Ələmdar Hocam demiş hem sevincimize şerik olursunuz hem derdimizi bölüşürsünüz. Böyük Türk milletinin hemşe beyninde, kanında, tefekküründe dolaşan meseleler ile birce olmaktı. Xocalı Türk yurdudur, Türk torpağıdır. Elə Xocalı sözünün kökündeki Xoca kelimesi de müəllim, siz demişken öğretmen, mürəbbi, terbiyeci anlamını bildirir. Ama hemen toponimi bu yurda veren ulu babalarımız hardan bilirdiler ki özünde ümit, inan, sevgi, nur daşıyan bu kelimenin ışığından kör olan məkirli ermeniler onlara kucak açan Azerbaycan Türklerine əsrin felaketini törədəcəklər. Bir meseleni hatırladım ki, Xocalı şehri son 100 ilde bir neçə dəfə ermeni təcavüzünə məruz qalıb. 20. yüzyılın evvellerinde 1900-1905-1906 yıllarda daha sonra 1917-1918 yıllarda Ermeniler Xocalı'ya hücum edip bu yaşayış mentegesini viran koyup insanları öldürüp kalan arazileri dağıtıp yandırıplar. Sovet dövrünün statistikasına esasen münaqişe baş verende, yani 1980'li yılların sonlarında Xocalı'da 7 bin nefer ehali yaşıyordu. 1987-1988 yıllarda Ermenistan'dan kovulmuş 130 bin 130 Azerbaycanlı ailesi vardı burada. Ondan başka Özbekistan'ın Fergane vilayetinden kaçkın düşen 56 Ahıska Türkü, Mehseti Türkü ailesi de Xocalı'da məskunlaşmıştı o dövrde. Bundan başka hadiselerle alakadar Qarabağ'ın etraf bölgelerinden kaçkın, köskün düşen Azerbaycan Türkleri de Xocalı şehrinde məskunlaşmıştılar. Demeli Ermeniler 1905. yılda Bakıda, 1918. yılda Bakıda yine Şamakı'da, Quba'da, Gəncə'de, eləcə də Azərbaycanın digər bölgələrində başlayan 1987-ci ildən yeni mərhələyə keçən soyqırımı törətməklə Ermənilərin əsas məqsədi Dağlıq Qarabağ bölgəsini işğal eləmək, Azərbaycan türklərini bu bölgədən çıxarmaq, Qarabağı Ermənistana birləşdirmək idi. Ona görə də onlar bu niyetlerini, bəd niyetlerini hayata geçirmek için 1992 yıl fevralın 25'inden 26'ına geçen gece Xankəndi istikametinden hücuma keçdiler ve o zaman onlara Rusya'nın tabeliğinde olan 366. motoatıcı alayın zirehli texnikası ve hərbi heyette kömək elədi. Xocalı şehri mühasiraya alındı. Bir sıra insanlar tərk edə bilmişdilər şəhəri, ama 3000'e yakın sakin Xocalı'da kalmıştı ve cəmi bir günün içerisinde 613 nəfər düşmən gülləsinə tuş geldi, qətliamın qurbanı oldu. Ümumən soyqırım nəticəsində statistikaya göre deyirəm 63'ü uşaq, 106'sı kadın, 70'i qoca ve qarı olmakla 613 Xocalı sakini qətlə yetirildi. 8 ailə tamamıyla məhv edildi. 25 uşaq her iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi.
Düşmən gülləsinə tuş gəlib yaralanan 487 nəfərdən 76 çocuq idi. 1275 Xocalı sakini əsir götürüldü. 150 nəfər itkin düşdü. Bu gün də onlardan heç bir soraq yoxdur. Qana susamış erməni quldur dəstələri Xocalı əhalisini vəhşicəsinə qırmaqla kifayətlənmədilər. Onlar həm də bəşəriyyətin nadir abidələrindən olan və Xocalıda yerləşən tarixi abidələri, qəbristanlıqları, digər müqəddəs yerləri dağıtdılar. Xocalı faciəsi haqqında o zamanlar bölgədə olan müxbirlər, o cümlədən Amerikanın, İngiltərənin, Fransanın, qardaş Türkiyənin, Rusiyanın və digər ölkələrin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən məlumatlar yayılmışdı. Aradan illər keçdi, amma əlbəttə ki, cinayət cəzasız qalmır. Türk birliyinə qarşı birləşmiş düşmən qüvvələrinin ümidi pus oldu. Azərbaycan türklərini, ümumiyyətlə Türk millətini qətillərlə, vəhşətlə, dəhşətlə susturmaq, müstəqillik yolundan döndərmək düşmənə nəsib olmadı. Azərbaycan mübarizələr savaşında hayqıraraq azadlıq ideyalarından bir anda geri çəkilmədi. 1993-cü ildə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev o zaman Azərbaycan Respublikasının prezidenti olarkən fevralın 26-sını, yəni Xocalı faciəsinin törədildiyi günü Xocalı soyqırımı günü elan etdi. Daha sonra yenə də Ulu Öndərin təşəbbüsündən Azərbaycan Milli Məclisi və Azərbaycan hökuməti Xocalı Evet. soyqırımı həqiqətləri dünyaya yaymaq üçün müəyyən tədbirlər gördü. 2002-ci ildə Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına müraciətində deyirdi ki, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuz ondan ibarət olmalıdır ki, bu qətliamı törədənlər cəzalandırsınlar və beynəlxalq təşkilatlar ona reaksiya versinlər. Sonralar Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən Xocalıya ədalət kampaniyası başladı və dünyada Xocalı soyqırımına həsr olunan təqdimatlar təşkil edildi. Bir məsələni də xatırladım ki, dəyərli dostlar, hələ 2016-cı ildə Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz çıxışlarının birində vurğuluyordu ki, Xocalı qətliamı bütün bəşəriyyətin dərs çıxarmalı olduğu hadisədir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Türk qardaşlarımız həmişə bizdən olublar. Xocalı şəhəri 2023-cü il sentyabrın 19-20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiği lokal xarakterli antiterror tədbirlərin nəticəsində separatçılardan tamamilə təmizləndi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Baş komandanımız İlham Əliyev 2023-cü il oktyabr ayının 15-də Xocalı şəhərində üç rəngli Azərbaycan dövlət bayrağını uzatmaqla soyqırım qurbanlarının qanının yerdə qalmadığını, onların qisasının alındığını bir daha sübuta yetirdi. Türk xalqının əyilməz qəddi bir daha dikəldi. Azərbaycan xalqının, Türk millətinin, erməni vəhşilərinin 20-ci əsrdə törətdiyi Xocalı soyqırımı təkcə bizim xalqımıza, türklərə qarşı deyil, həm də insanlığa qarşı yönəlmiş ən qatı cinayətlərdən biridir. Bu qətliam dünyada Xatın, Hiroşima, Nagasaki, Vidisa, Oradur, Son kimi faciələri kimi dəhşətli kütləvi qırğın aktı kimi tarixə düşür. Təsadüfi deyil ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin 22 aprel 2010-cu il tarixli qərarında Xocalıda Azərbaycanlılardan ibarət mülki əhalinin qırılması müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən xüsusi ağır əməllər kimi müəyyənləşdirilir. Təəssüf ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar, dünyanın bəzi aparıcı dövlətləri hələ də təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətlərə siyasi hüquq qiymət vermir. Amma əminik ki, Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə qəbul edilməsi, bundan sonra da şəhidlərimizin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq borcumuz olacaqdır. Şəhidlərimizə rəhmət, sizlərə can sağlığı. Sağ olun.
Kıynaz hocam çok teşekkür ederiz. Ben hemen sözü zaman kaybetmeden Doçent Doktor Nadir İsmailov hocamıza bırakmak istiyorum. Nadir İsmailov hocamız da Bakü Devlet Üniversitesi Belge Yönetimi Bölüm Başkanı. Buyurunuz hocam. Buyurun. Evet, ses açıldı galiba Nadir hocam. Tamam. Tamam. Yoktu. Efendim, ben de demeli sizi salamlıyorum. Hakikaten de bugünkü bizim tedbirimiz son derece bizim halkımızın, bütün Türk dünyasının tarihinde müstesna bir gündü. Ve halkımız 30 ilden çok bir müddet bu facianın kurbanların yad ediliyor hemşire ve bundan sonra da yad edileceği. Ancak ben hesap ediyorum ki Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri hakikaten de biz Kars mukavelesinin başlamıştık bu prosese. Diye ki bir tarihi dönemde demeli malum oldu ki bu münasebetler daim yükselen ve inkişaf eden hatla inkişaf edilir ve eğer Kars mukavelesi biz hemşe kayıt edilirik nazirler seviyesinde, bakanlar seviyesinde diye ki dedim, tesdik olunmuşsa şu beyannamesi 100 ilden sonra Cumhurbaşkanları seviyesinde demeli Azerbaycan-Türkiye müttefikliği münasebetleri Cumhurbaşkanları seviyesinde demeli hüquqi cəhətdən tespit olundu. Bu onu gösterir ki Azerbaycan-Türkiye münasebetleri daim inkişaf edir ve bütövlükte Türk dünyasının demeli oluşması için, formalaşması için müstesna əhəmiyyətə malikdir. Konkret olarak Qarabağ problemi ve Qarabağ problemi ve onun diye ki konkret olarak bugünkü Xocalı faciası fonunda ben istedim ki Ermenilerin Xocalı'da hayata geçirdiği insani etkilerle beraber bütünlükte Qarabağ'da tek Xocalı'ya karşı değil bu. Aynı zamanda bütünlükte insanlık ve meneviyat aleyhine yönelmiş bir soykırım hadisesidir. Bu ne manada deyirəm ben? Demek əsrlər boyu oluşturulan kitapxana infrastrukturu, medeniyet infrastrukturu, bütünlükte bizim tarihi abidelerimiz yer yüzünden silinmiştir. Ve bu bütünlükte insanlık aleyhine karşı bir hadisedir. Ve hesap edirəm ki, tek kitapxana infrastrukturları değil, bu hadise vasıtasıyla bütünlükte kitapxanaların resursları, informasiya resursları mahvedilmiştir. Hemen kitapxanaların okucuları kaçkın düşmüştür. Kitapxanalar ve kitaplar köçkün hayatı yaşamaya başlamıştır ve şükürler olsun Allah'a ki, deyək ki 1969. yılından yaranmış Xocalı şehrinde olan kitapxana işğaldan evvel təxminən demeli 29 kitapxana olmuşsa 2011. ilde bu cür köçkün hayatı yaşayan kitapxana demeli 15 kitapxana demeli formasında inkişaf etmiştir. Ve bugün de Xocalı'da demeli Xocalı'ya daha yakın ərazidə Ağcakənddə Xocalı rayon mərkəzi Xalq Kütüphanesi faaliyet gösterir. Ve Xocalı'da demeli hem filialları var onun bütün yaşayış
deməli, rayonun ayrı-ayrı kentler üzere filialları faaliyet gösterir. 2000'den çok hal-hazırda onun deməli, oxucuları var, istifadəçiləri var. 44 nəfər kitabxananın Xocalı rayonunun yəni kitabxanalarının işçisi var. Bunlardan təxminən 30 faizi bizim kütüphaneçilik bəlgə və bəlgə yönetimi üzrə olan mütəxəssislərdir. Və Xocalı rayonunda deməli olan bu infrastruktur mənə elə gəlir ki, Xocalı'da yeni kitabxana sistemi yaranacaq ve hal-hazırda biz bütün Qarabağ bölgesi üzrə kitabxana fondlarının yeniden kurulması için kitap bağışlama kampaniyası, o deməli Qarabağa kitapla gedək layihəsi çerçevesinde böyük işler həyata keçirilir ve hesab edirəm ki, çok kısa müddətdə Xocalı şəhəri de müasir standartlara uygun deməli bərpa olunacaq. Onun kitabxana infrastrukturu da bütövlükdə Qarabağ bölgəsində Azərbaycanın mənəviyyat deməli beşiği olan Qarabağ bölgəsində kitabxana işi müasir yaşıl kitabxanalar, smart kitabxanalar səviyyəsində yenidən kurulacaqdır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çok teşekkür ederim Nadir Hocam. Son olarak Doçent Doktor Parviz Kasimi Hocam. Parviz Hocam Bakü Devlet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Fakültesinde öğretim üyesi. Son olarak sözü Parviz Hocama bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Ahmet Hocam teşekkür ederim. Hocam Merhaba. öncelikli olarak Nadir Hocanın bir ekran paylaşımını kapatması gerekiyor yalnız hocam. Kazım Hocamın Yani. paylaşım yapabilmesi için. Buyurunuz Kazım Hocam. Bravo. Teşekkür ederim. Ahmet Hocam bize bu fırsatı verdiğinize göre Ümit varım ekran göz kabağındadır. Ekranı görebilirsiniz. Ben bugün Görüyoruz. size mevzumuzla alakadar fikirlerimi bir konseptual şekilde takdim etmek istiyorum. Çok vaktinizi almayayım ve bilgi ve belge yönetimi mütexessislerinin alimlerinin fikrini almak ve onlarla hemrey olmak bizim için çok önemlidir. Odur ki, benim gündeme getirdiğim mövzu ve problemlerle alakadar hemkarların, hususuyla da Türkiye'li hemkarların fikrini öğrenmek, bilmek bizim için çok önemlidir. Ve ben çok aktif şekilde hemkarların bu problemlere, bu mövzulara reaksiyasını, düşüncelerini almakta minnettar olurum. Bu günleri bizim için hassas bir gündü. Salamlaşarken bunu kaydettik. Ve Ahmet Hoca'yla da tamamıyla razıyam ki millet olarak biraz unutkanlık ve biz bu cürt böyle bir tarihi hadiseleri tez unuturuz ve unutmamak sahesinde kitaphanaların bir tarihi misyonu var. Kitaphanalar bu unutkanlık sindromunu aradan götürmek için bir işler görmelidir ve kitaphanaların böyle bir gücü mevcuttur. Dikkatinize iki aktüel olan, bugünkü günden sesleşen mevzumu çattırmak istedim. Biri ondan ibaretti ki, Şuşu şehri Azerbaycan için medeniyet başkentidir. Çok isterdim ki biz Şuşa'nın, Azerbaycan'ın medeniyet başkenti olması fikrini ve arzu isteklerini ve bu başkent simvolu altında ümit ettiğimiz gözlentilerimizi Türk dünyası ülkelerine, Türk devletlerine her şeyden evvel çattırarak ve elbette ikinci pillede dünyaya çattırarak bugünlerde Azerbaycan Prezidentinin tarihi çıkışında Türk Devletler Birliği bizim alemizdir ve bizim başka bir alemiz yoktur fikri cümlesi bir tarihi cümleye çevrildi ve düşünüyorum ki bu cümle bir tarihi misya yerine getirecek. Bu cümle arkasında büyük bir fikir, büyük bir ideoloji durur ve
biz kitapxana ictimaiyyəti, kitapxana tədqiqatçıları və alimləri bu fikirdən irəli gələn vəzifələri üzərimizə götürməli və addım-addım yerinə yetirməliyik və düşünürəm ki, bu bir şərəfli missiyondur və biz bunu mütləq yerinə yetirəcəyik. Ekranda diqqətinizə bir simvolları gətirmişəm və bu simvollarla istəyirəm diqqətinizə çatdıram ki, biz kitab və kitabxana mədəniyyəti kültürü tarixində böyük bir yol keçmişik. Biz ənənəvi kitabxana anlayışını formalaşdırmışıq tarixən. Biz kitab yandırma tarixini görmüşük və kitab genosidi hadisəsi ilə tanışıq və modern bir kitabxana anlayışına Allah'a şükür gəlib çatmışıq və bu günləri bu ekranda gördüyünüz tarixi xəritə Türk dövlətləri və Türk xalqlarının tarixi birliyini kəsmə yolunda aparılan bir qlobal dünya siyasətini də ekranda görürük. Şuşa dediyimiz yer dəqiqən Türk dünyasının ortasında və burada bir irtica yol keçib, şimaldan cənuba bir irtica yol keçib və bu yolu keçərkən sağını solunu dağıdıb və Türk dünyasını da bu irtica, bu xətt üzərindən dağıtmaq və yox etmək istəyib. Mən ekranda bu daha yaxşı bir mənzərə ortaya gətirən xəritələri gətirməklə bir fikri çatdırmaq istəyirəm həmkarlara. Biz son 30 ildə irtica tarixini gördük və Azərbaycan ərazilərinin işğalı bir irtica tarixi olaraq gözümüzün qabağındadır və biz bunun canlı iştirakçılarıyıq və bir Türk ulusuna mənsub və humanist bir xalq olaraq 30 il ədalətli, insanpərvər, humanist bir həll yolları axtardıq. Və bizim işğal tariximiz göstərdiyi dünya yeni bir düzəmə keçib və onun gizli, qapalı tərəfləri bu 30 ildə üzə çıxdı. Və məlum oldu ki, böyük və güclü olan haqlıdır düşüncəsi dünyanı idarə edir. Və Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinin və prezidentinin iradəsi ilə biz işğal olunmuş ərazilərimizi azad etdik və böyük və güclü olan haqlıdır düşüncəsini real təcrübədə sübut etdik, gördük və göstərdik. Bu əl-haq və ədalət haqqında düşüncələri həmkarların diqqətinə çatdırmamışdan qabaq, çatdırarkən daha doğrusu, min idi bundan qabaq Nizami Gəncəvinin bir cümləsini həmkarların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Min il bundan qabaq Nizami Gəncəvi Səlcuq hökmdarı Sultan Səncərə bir şeir ithaf edir və orada deyir ki, dövləti türkan ki, boləndi gərəft, məmləkət əs dağdı pəsəndi gərəft, çünki keto bidadi gəri pərvəri, Türk nəyi hinduyi qarətgəri. Bu tərcüməsi çox belə müdrik və bir nəsihət, namiz bir fikri ortaya gətirir. Nizami deyir ki, türklər o zaman ki, dövlətlərini bərpa etdilər və insanlar abad şəhərlər və abad məskənlər gördülər və ədalət gördülər. Belə bir durumda əgər sən qəddar bir insansansa deməli, əgər sən ədalətli deyilsənsə, deməli sən türk deyilsən. Bəlkə də bir hind qarətçisisən. Bu misranın yolcumu, açılışı bir bu qədərdir. Və ədalət haqq anlayışı ilə bir humanist düşüncə tarixən bizim xalqa məxsusdur. Ancaq son nəticədə biz dünyanın nizamını düzgün görmüş, qiymətləndirmiş və o nizama uyğun addımları ataraq nəticədə qalib olmuşuq. Mən ekranda diqqətinizə bir mənzərəni çatdırmaq istəyirəm. Biz
Yazılı mənbələrimiz Divan-ı Lüğət-i Türk və Qutadqu Bilik kitablarından 1000 illik bir tarixdə fasilədəyik. Bu 1000 illik fasilədən sonra bizim ata vətəndən ana vətənə doğru Altay dağlarından və Orxan çöllərindən İstanbula qədər bir coğrafiyaya yol axtarmaq istəyədiksə, çox gözəl bir mənzərə ortaya gəlir. Google Map bizə İstanbuldan Orxan çöllərinə doğru yalnız Avropadan keçərək, Rusiyadan keçərək yol verir. Və çox simvolik bir mənzərə ortaya gəlir ki, biz tarixən keçdiyimiz yolla artıq geri dönə bilmərik. Bu, yuxarıda diqqətinizə çatdırdığım bir mənzərə və aşağıdakı xəritə göstərir ki, bizim Kaşqarla İstanbul arasında məsafəmiz 152 günlük yoldur. 1000 il bundan qabaq mənbələr deyir ki, Kaşqardan karvan yolu İstanbula 3 aya gedərmiş, yəni 90 günə. 1000 il keçəndən sonra biz bu yolu 152 günə keçməli oluruq və 15.000 kilometr yol keçməli oluruq. Və bu xəritələr bizim bugün orta koridor anlayışımız və orta koridor üzərində təkidlə durmağımız və nəhayət bu yolu açmağımız fikrini nə qədər əsaslandırır və haqlı göstərir. Bu fikirlərin sonu olaraq, bu fikirlərin toparlamaq istəyərəmsə, belə bir ekrana mənzərə gətirirəm. Ümid edirəm ki, ekran görsənir. Əhməd hocam, ekran görsənir, ümid edirəm. Gözüküyor hocam. Bəli, mən bu altı şəkili ekrana gətirməklə bir güc mərkəzi anlayışını ortaya qoymaq istəyirəm. Çünki bu altı Türk dövlətinin milli kitabxanalarıdır. Mənim kitabxanaçı həmkarlarım bu binaları, bu mərkəzləri yaqın ki tanıyır. Ortada Ankara'da möhtəşəm milli kitabxana və solunda Azərbaycan milli kitabxanası, solunda Türkmənistanındır. Aşağıda ortada yer almış Qazaxıstanın Astanada tikilmiş yeni möhtəşəm milli kitabxanasıdır. Sol tərəfində Özbəkistan və sağ tərəfində də Qırğızıstanın milli kitabxanalarıdır və insafən bir çox ölkələrin belə bir möhtəşəm binası hətta Dışişləri Bakanlığında, Xarici İşlər Nazirliyinin belə bir möhtəşəm binaları və güc mərkəzləri yoxdur. Mən inanıram ki, bu altı dövlətin milli kitabxanalarının gücü həqiqətən də informasiya mühitində, informasiya təbliğində və bilgi servis xidmətlərində böyük bir güc mərkəzidir. Və bu gücü koordinasiya etmək, bu gücü orta maraqlara xidmət edən bir gündəmə gətirmək və ondan istifadə etmək doğrudan da bizi sarsılmaz edə bilər. Mən inanıram ki, biz bu gücdən daha böyük bir səviyyədə istifadə etməliyik. Və diqqətinizə bir hadisəni çatdırmaq istəyirəm. Bir bibliosid əhvalatı hadisəsi deyilən bir hadisə var. Kütübxana və kitab mədəniyyəti ilə məşğul olan insanlar bu sözün anlamını bilir və mən də bu sözün anlamı üçün bir xeyli axtarış etdim və axtarışlarımın nəticəsində Bradbury-nin deməli bir kitabı ortaya gəldi ki, Bradbury-nin 451 dərəcə Fahrenheit kitabı 1934-cü ildə Berlində yandırılan kitabxanalar, kitablar, üzr istəyirəm. Əhməd hocam, ekran pozulmayıb da, ümid varam. Hocam, şu an ekran yansıyor. Hiç sorun yox. Bəli. Və Berlində nasional sosialistlərin 1934-cü ildə yandırdığı kitablar və bir çox hadisələr 2300 il bundan qabaq Çində Konfutsi əleyhinə aparılan bir dövlət siyasəti və Konfutsi kitablarının yandırılması bir sıra şeylər
Dünya elminde, dünya mətbuatında, dünya elmi mətbuatında bunlar bibliosit olarak gösterilir. İndi mən sizin dikkatinize bir statistik getirmek istəyirəm. 93. ilde biz Qarabağ ərazisinin işğalıyla neyle karşılaştık? 9 mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi məhvedildi. 927 kitabxana ile birlikte. Bunlardan Şuşa şəhərində 32 kitabxana. Kəlbəcərdə 120 kitabxana, Füzulidə 90 kitabxana, Cəbrayılda 31 kitabxana, Zəngilanda 70 kitabxana, Ağdərədə 65 kitabxana, Laçında 119 kitabxana, Qubadlıda 85 kitabxana, Xocalıda 69 kitabxana, Ağdamda 107 kitabxana və məcmuda 4,6 milyon nüsxə kitab məhv edildi. Və nəzərə alsaq ki, biz Sovetlər Birliyinin sonunda 1990-91-ci illərdə vur tut 18-19 milyon nüsxə kitab sərvətinə malik idik. Bunlardan 4,6 milyonun məhv olunması bizim üçün çox böyük bir itki idi. Və bu kitaplarda, bu kitabxanalar yandırılmışdı. Ona görə yox ki, dəyərsiz kitaplar idi. Ona görə ki, onlar Azərbaycan dilində idi. Azərbaycan türkçəsində idi. Və bu kitabların yandırılma səbəbi onun etnik mənsubiyyəti idi. Ve bibliosit hadisesi, kitap genositi hadisesi, bakın bu mənzərəyle ifade olunur. Ve biz bu hakikatleri dünya içtimaiyetine ve kütüphane içtimaiyetine hele de layıkınca, lazımınca çatdırabilmemişik. Ve düşünürüm ki, yukarıda qeyd etdiyimiz 6 milli kitaphana bir güc mərkəzi olarak bizim bu hakikatlerimizi dünyaya çatdırmaqda bize destek olabilir. Ve bibliosit hadisesiyle alakadar bizim yakın tarihte bildiğimiz bir neçe hadiseler var. 1943-cü ilde Kırım Türklerinin bütün kitap ve yazılı mirasını mahvettiler, yandırdılar, yok ettiler. Ve Kırım Tatarların 1989-91. illerde dünyanın müxtelif kütüphanelerinden öz milli mirasını dene dene, səhifə səhifə surəti kopyasını çıxardaraq onları topladılar və biz 2022-ci ildə yenidən bu mirasın dağıdılmasını gördük. 1947-ci ildə Cənubi Azərbaycanda və indiki İran coğrafyasında milli mənsubiyyətinə görə milyonlarla nüsxə kitab, mətbuat, qəzet, bütün yazılı irs məhv edildi. Ve bunlar hakiki bibliosit hadisesidir, kitap genositi hadisesidir. Ve biz mütemadi olarak bu hadiselerle rastlaşmışıq, karşılaşmışıq. Biz 6 Türk dilli devletlerin gücünü ve gücü merkezini milli kitaphanaların simasında qeyd etdik. Ancak dikkatinize çatdırmak istedim ki, bu günleri dünyada bir muhtar qurum olarak, milli vahid olarak mövcud olan bizim için ehemmiyetli ve aziz olan 12 kurum mevcuttu. Kipir Türk Cumhuriyeti ve onların milli mirası, kitap, kitaphanası, kitaphana medeniyeti ve insanların milli dilde tahsil alma, danışma ve bu dilde yaşama hukukları. Tataristan Muxtar Respublikası, Başkırdistan Muxtar Respublikası, Tuva Respublikası, Xakas Respublikası, Altay Respublikası, Yakut Respublikası, Kabardin-Balkar Respublikası, Qaraçay-Çərkəz Respublikası, Uyğur Muxtar Vilayəti, Qagavuz Türkləri, Kırım Tatarları, bunlar dünyanın qəbul etdiyi muxtar qurumlardılar və Türk xalqlarının yaşadığı, mədəniyyət qurduğu, inkişaf etdiyi və bugün bizlə həmrəy olduğu bir qurumlardılar, coğrafyadır. Və düşünürəm ki, bu 12 qurumda da kitap, kitabxana, bilgi ve belge faaliyetinin, servisinin teşkilinde bunlara destek olmak bizim vazifemizdi. Bakın bu dikkatinize çattırdığım bu konseptual istikametler düşünürüm ki bizim işgaldan azad olmuş Qarabağ coğrafyasında kuracağımız kitabxanaların esas ideoloji faaliyet istikameti olmalıdır. Ve bu barədə həmkarların düşüncelerini almaq ve
onlarla məsləhətləşmək, müzakirələr aparmaq arzusundayım. Bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Demək istədiklərim bir bu qədər. Çox təşəkkür edərim. Parmiz hocamın sunumunu dinlerken aklıma rahmetli Cem Karaca'nın Karabağ şarkısının dizeleri aklıma geldi. Bu asla bir turan değil, muhteşem bir tufandır. Kavuşan el alem değil, can ile cananıdır. Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır diyordu rahmetli Cem Karaca. Gerçekten bu alanda yapılacak çok işimiz var. Yürüyeceğimiz çok büyük yol var. Ve eminim yani bu konuda da kütüphaneciler, bilgi ve belge yönetimi alanındaki uzmanlar da öncü olacak bir potansiyele sahip. Bu konuda biz de yani Bartın Bilgi ve Belge Yönetimi olarak elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye hazırız. Gerçekten ciddi anlamda işbirlikleri olmalı. Ve özellikle Türk dünyasına yönelik kültürel miras konusunda farkındalığın arttırılması gerekiyor. Gerçekten işte Türkoloji alanında bile pek çok kaynağı artık işte Rus kaynaklarından değil kendi öz değerlerimizden, kaynaklarımızdan ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de stratejik bir adım atmamız, hamleler gerçekleştirmemiz gerekli. İnşallah bu da yakın zamanda olacaktır diye umut ediyorum. Yani şu anda bildiğim kadarıyla bu yönde çalışmalar var ama yeterli mi derseniz ne yazık ki yeterli diyemem. Çok teşekkür ederim kıymetli hocalarım, değerli hocalarım. Gerçekten çok güzel, çok anlamlı bir etkinlik oldu ve bize de farklı bir bakış açısı kazandırdı. Parvus hocam ekran paylaşımını kapatabilir misiniz? Bir küçük şeyimiz olacak, teşekkür belgesi takdimimiz olacak online de olsa. Tekrar çok teşekkür ederim. Başta Alemdar Hocam olmak üzere tüm katılımcılara gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Dinleyiciler arasında sorusu olan var mı? Mesela ben etkinliğin başında Selma Hocamı görmüştüm. Selma Aslan. Deneyimli bir meslektaşımız, özellikle Ermeni sorununa ilişkin önemli çalışmaları olan, önemli katkıları olan bir meslektaşımız. Selma Hanım, siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok teşekkür ederim Ahmet Bey'e. Öncelikle bu güzel etkinlik için teşekkürlerimi sunuyorum. Kütüphanelerde yaşananlar, ilgilenenler... Biraz sesiniz çok az geliyor, bana mı öyle geliyor? Herkes için herhalde. Şimdi sesi gelmiyor, evet. Şu anda da mı? Şu an çok böyle hafif şimdi, duyuluyor. Şimdi şu daha an iyi. İyi mi? Evet. Kullanıyordum da çıkardım. Evet. Tamam. Öncelikle bu etkinlik için sizi kutlamak ve teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir boyut mesleğimiz açısından ele alınmış oldu. Bu konuda özel bir bilgiye sahip değilim. O bakımdan katkı yapabilecek durumda değilim şu anda. Ama bunları dinlerken benim bir blogum var biliyorsunuz. Bu evet. Konuda bir dönemde yoğun yazılar yazmıştım. Evet. Şimdi biraz artık geride kaldı gibi oldu. Bilmiyorum tekrar fırsat bulur yazar mıyım daha sonrasında. Oradaki yazılarımdan birinde ben Erivan tabii bir zamanların Revan'ıydı ve orası bir İslami kültür anlamında Azeri kültürüne ve de 17. yüzyılda orada çok eserler vardı Türklere yapmış olduğu. Yok edildi her şey. Onunla ilgili bir yazım vardır benim. O aklıma geldi. Herhalde orada kütüphaneler de var idi belki ve yok edilmişlerdi. Ama o boyutuyla inceleme fırsatım olmamıştı. Yararlı bilgiler almış olduk toplantınızda. Ben de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sorusu olan başka var mı hocalarımızdan, meslektaşlarımızdan, öğrencilerimizden? Hem Azerbaycan'dan hem Türkiye'den.
Galiba yok. Şöyle bir saniyenizi rica edeceğim hocam. Ahmet hocam, eğer fırsat varsa ben bir sual yok, bir müracaat istiyorum. Estağfurullah. Hemkarlara Tabii ki, buyurun hocam. yöneldim. Bizim kitapxana tədqiqatçıları ve bizim kitapxana alimlerinden kitap genositi mevzusunda bir beynəlxalq nüfuzlu dergilerde bir makale ve bir birlik, bir hemkarlık teklifi edirəm. Eğer hemkarlarımızdan dikkatini cəlb edən olsa bu mevzuya, bizi siz zahmet olmasa bir körpü olarak bizi çalıştırın ve biz birlikte bir dünya çapında bir Avrupa ve Amerika elmi dergilerine böyle bir mevzunu gündeme getirerek. Estağfurullah. Tabii ki. Yani hani bu etkinlik eminim bundan sonra yapılacak pek çok etkinliğin işbirliğinde temelini atmış olacak. İnşallah önümüzdeki süreçte kitap yayınından işte bir makale yayınına ya da projeye pek çok işbirliği olanaklarını sonuna kadar kullanacağız inşallah. Ben evet. Tuğba hocam çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Tuğba hocam benim üniversiteden hocamdır. Güzel sözler için ayrıca teşekkür ederim. Yine Aytan Hanım'a mesleğimizin önemli kıdemli büyüklerinden birisi Aytan Hanım. Teşekkür ederim güzel sözleri için. Alemdar hocam, kıymetli hocalarım, şöyle küçük bir şey hazırlamıştık. Teşekkür belgeleri. Rektör hocamızla sabah görüştüm. Bir saniye. Ekran yansıyor herhalde. Dondu mu? Sesim geliyor mu? Sesinizi duyuyoruz. Evet. Tamam. Evet, şu an Belgeler de geldi. biraz ekran dondu. Rektör hocamızla bugün bir görüşme imkanım oldu telefonla. Teşekkürlerini iletmemi istedi. Gerçekten hani anlamlı bir etkinlik olduğunu ve katılımlarınızdan dolayı özellikle teşekkür ettiğini ifade etti. Şöyle hocam Alemdar Cabbarlı hocam teşekkür belgelerinizi de hemen dijital ortamdan da size ulaştıracağım. Gerçekten çok teşekkür ederim katılımınız için. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Eminim daha da güzel etkinliklerin, projelerin bir başlangıcı olacak. Yine Doçent Doktor Kniyaz Aslan hocam, çok teşekkür ederim hocam güzel sunumunuz için. Doçent Doktor Nadir İsmailov hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel, verimli bir etkinlik oldu ve Doçent Doktor Parviz Kazemi hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten her dört konuşmacımızın sunumu da bize farklı bir bakış açısı, yeni bir ufuk kazandırdı. Bunları da inşallah en kısa zamanda sizlere dijital ortamdan ulaştıracağım. İnşallah en kısa zamanda da görüştüğümüzde de birebir teslim etmek imkanı, takdim etmek imkanı olur. Sorusu olan var mı? Ahmet hocam, benim Buyurunuz hocam. sorum yok ama sonda bir teşekkür etmek istedim. Estağfurullah. Sayın rektörümüze teşekkür etmek istedim. Katılım belgeler için, aynı zamanda etkinliğin düzenlenmesi için. Sayın dekanımız Profesör Doktor Bingül Hanım'a teşekkürümü bildiririm. Sayın Ahmet Bey, size teşekkürümü bildiririm. Ve bütün katılımcılara, bütün hocalarımıza, bütün öğrencilerimize çok teşekkürümü bildiririm. Ahmet Hoca, ayrıca size teşekkür ederim. Siz bir Azerbaycan sevdalısınızsınız, Türk dünyasının sevdalısınız. Ben Çankırı'da 5 gün boyunca sizinle beraber oldum ve sizin Azerbaycan'a ne kadar bağlı olduğunuzu bir daha gördüm ve sizin arabanızda da hep Azerbaycan musiqiləri seslenirdi. Rəşid Behbudov'un, Şövkət Ələkbərov'un ve bu sizin
bize olan, bizim devletimize olan saygınızdır. Ben bundan dolayı size de teşekkür ederim. İnşallah düşünürüm ki bu verimli toplantısından sonra bizim hem Bartın Üniversitesi hem diğer bilgi ve belge alanında çalışan üniversitelerle birlikte işbirliklerimiz olacak ve inşallah yılın sonunda Azerbaycan'da bir siz de bilirsiniz ki uluslararası İnşallah. bir bilgi ve belge yönetimi sempozyumun düzenlenmesi bekleniyor. İnşallah orada da yüz yüze görüşmeyi ümidiyle herkese teşekkür ederim. İnşallah gelenekten geleceğe bilgi ve belge yönetimi sempozyumunun üçüncüsü Azerbaycan'da planlanıyor inşallah. Bir aksilik olmazsa. Yani bu da gerçekten hani o alandaki işbirliğinin işte küçük bir kıvılcımın nasıl güzel etkinliklere vesile olduğunun göstergesi. Huri Hocam, siz bir şey söylemek ister misiniz? Ses kapalı hocam. Hocam ses gelmiyor. Gelmiyor hocam. Ses gelmiyor hocam. Ben Huri Hocam ses sorununu düzeltene kadar en azından araya girmiş olayım zamandan Buyurun. kazanmak açısından. Azerbaycanlı hocalarımıza bizim kardeş ülkemiz diye hep ezelden beri böyle biliriz ve böyle de olmasını istiyoruz. Her zaman böyle olacağına inandığımız Azerbaycanımızın kıymetli hocalarına çok teşekkür ederiz. Umarız burada da yüz yüze görüşme ve burada ağırlama imkanımız bir gün olur. İnşallah. Ve bu duygularımızı daha da pekiştiririz işbirliğimizi diye umuyoruz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederiz fakültemiz adına da, bölümümüz adına da. Başka söz almak isteyen var mı? Yine teşekkür ifadeleri yazılmış Canan Hocama, Solmaz Hanıma, Yılmaz Bey'e, Yılmaz Hocama, Sami Başkanıma, Nurlana Hanım'a ve Rümeysa Hanım'a çok teşekkür ederim. Ali Erken'e yine Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetiminden öğrenci kardeşimiz Alihan'a da teşekkür ediyorum. Ali Kavak Hocam teşekkür ederim. Eğer başka ekleyeceğiniz herhangi bir şey yoksa ben oturumu kapatıyorum izninizle. Tekrar Alemdar Hocam, Parviz Hocam, Niyaz Hocam, Nadir Hocam çok teşekkür ederim. Türkiye'nin diğer şehirlerinden katılan meslektaşlarımıza, hocalarımıza, öğrencilerimize çok teşekkür ederim. İnşallah